Türkiye'deki Arap istilasını en yakından yaşayan kentlerden biri Trabzon. 3,5 milyon Suriyelinin dışında Körfez ülkelerinden yüz binlerce Arap Türkiye'ye yerleşiyor. Arap istilasının en büyük adresi ise Karadeniz. Trabzon'a son yıllarda Arap yatırımcıların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Türkiye son yıllarda büyük bir Arap istilası altında. 3,5 milyon Suriyelinin dışında Körfez ülkelerinden yüz binlerce Arap Türkiye'ye yerleşiyor. İstilanın en büyük adresi ise Karadeniz. Burası Trabzon. Trabzon'a son yıllarda Arapların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Arap yatırımcılar en çok Trabzon'un doğu bölgesindeki yerleşim yerlerinden konut almayı tercih ederken, Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde konut fiyatları Trabzon'un diğer yerlerine oranla yüksek seyrediyor. Kaşüstü, Şana, Yalıncak tarafları fiyatları yüksek buranın. Zamanda yüksekti ama şimdi kademe kademe artık yapılan yanlış alışverişleri Arap ülkelerinden gelenler de artık onlar da öğrendiler. Çünkü onlarda internet denen bir kavram var. Her tarafa, dünyanın her tarafına rahat ulaşabiliyor insanlar. Bunu araştırmasını, fiyat araştırması, ön araştırmasını, her şey bunları yapabiliyor. Bu anlamda tabii bölgesel olarak baktığımız zaman fiyatlar yüksek. Ya burada fiyatlar yüksek olması tabii sektöre bir taraftan da yerli sektöre zarar veriyor. Neden? Çünkü Trabzon şehri ekonomisi yani fabrikası olmayan, şehrin ekonomik girdisi çıktısı belli olan bir şehir. İşçi, memur ve ufak esnaf, küçük esnaf şehri. Yani buradaki insanların 400 binler, 500 bin TL veya 600-800 bin TL'ye kadar rakam verebilecek oldukları bir pozisyonları yok. Şimdi burada müzdariplik şu. Diyor ki bu insanlar biz Arap gibi değiliz. Onlar kadar gücümüz yok. Bu fiyatların altından çıkamıyoruz. Bir iyileştirme olsun. Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yabancıların buradan yer alıyor olması tabii yabancı, bilhassa Arap ülkelerinden gelen yatırımcıların Trabzon'un doğası, tabiatı, yeşilliği ve muhafazakar bir şehir olmasına binaen de biraz onların fikirlerine yatkın. Gelmelerin amacı tabii yatırım planları yoktu bu yabancı yatırımcıların diyelim artık onlara biz. Bu o dönemde gelen misafirler tabii bu ortamı gördükten sonra, şehri gördükten sonra, burayı yaşayıp havasını teneffüs ettikten sonra yatırıma yöneldiler bunlar. Bunlar hem ticari anlamda hem konut bazında da tabii değerlendirmeleri yaptılar. Bu Uzungöl faktörü olduğu için şehrin doğu tarafı dediğimiz Kaşüstü, Şana, Yalıncak bölgeleri. Havalanın orada olması ona bir etken. Tabii bir de işin diğer tarafından baktığımız zaman orada zamanında yabancılar yer almış olan kişiler tabii herkes aynı bir yerde kümelen odaklandığı için peşten gelenler de memleketlisinden diyelim artık hemşerisi de memleketlisinden aynı yerde yaşamak istediklerinden dolayı tabii şehrin doğu tarafı dediğimiz Kaşüstü, Şana ve Yalıncak'ı tercih ediyorlar. Ha bunun akabinde Yıldızlı, Söğütlü veya şehrin güneyi tarafı dediğimiz soğuk su bölgeleri. Oralarda da talepleri var ama tabii doğu tarafı gibi değil.